Evet, Sardunya Adası'ndayız. Dünyanın en özel, en güzel yerlerinden birindeyiz. Ne için geldik? Maserati Sail and Drive. Yani ne yapıyoruz? Yelken yapıyoruz ve otomobil kullanıyoruz. Arkamda bir Levante var. Ama en önemli şey ne biliyor musunuz? Birazdan, ki saçlarımdan anlayacağınız gibi, çok rüzgar var. Rüzgarın olduğu yerde bir trimarana bineceğiz. Yani bu katamaranın bir boy büyüğü. 3 tane açısı var. Ve rüzgarın üzerinde, denizin üzerinde adeta uçuyor. Çok önemli bir yarışçı, deniz yarışçısı Gianluca Soldini ile birlikte olacağız. Ardından da Maseratilerin keyfini Sardunya Adası'na çıkartacağız. Saçımdan başımdan anlaşılacağı gibi fazlaca rüzgar var. Sözü uzatmıyorum. Bu keyifli görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Bir denemeyim. Trimaran bu. Yani katamaranda iki tane alt kısım var. Bunda üç tane var. Bu nedenle çok hızlı. Az önce 35 knot yaptık. Şu anda sakinleşti herkes ama çok zor. Şöyle göstereyim size. Tekne yüzmüyor, uçuyor. Kaptanımız İtalya'nın en ünlü denizcilerinden. 4 kişilik bir ekibi var. İkisi İtalyan, ikisi İspanyol. Dünyanın her yerini geziyorlar. İtalya'nın en güzel kısımlarından biri olan Sardunya'da olduğumuzu söylemiştik. Saçımızı başımızı dağıttık. Tekneden indik. Maserati Sail and Drive yapıyoruz. Sail kısmını gerçekleştirdik. Bolca tuz yuttuk, su yuttuk. Şimdi yanımda İtalya'dan Paolo ile birlikte Sardunya'nın güzelliklerini Quattroporte ile yaşamaya çalışıyoruz. Tabii çok özel bir otomobil. Benim açımdan da özel. Çünkü ilk lansmanına gittiğim otomobillerden bir tanesiydi Maserati Quattroporte. Bir önceki versiyonuyla 4.2 litrelik benzinli versiyonunu kullanmıştım. Şu andaki versiyon tabi ondan çok daha gelişmiş, daha yenilikçi. Özellikle konfor yönünden kendini geliştirmiş bu otomobil. Hemen direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla bütün vitesleri tıkır tıkır değiştirmek mümkün. Ama sizi en güzel olan, en hoşuma giden şeyle baş başa bırakacağım. Şu güzel sesle. Çok güzel. Çok güzel. Yani keyif almamak mümkün değil bundan. Tabii 3 litrelik benzinli motorla 430 beygir üretiyor. Ve oldukça kafi, oldukça keyifli. Motor sesinden böyle hani hadi gidelim abi diye bize adeta teşvikte bulunuyor. Sardunya'da yollar genelde tek şerit ve çok trafikli. Şu anda şanslıyız, bir dağ yoluna girdik. Otomobilin dinamiklerini de hissedebiliyoruz. Az önce Levante'de kullandık. Levante de Maserati açısından çok önemli bir model. Maserati'nin ilk SUV'si ve onu takip eden pek çok modelin olduğunu da biliyoruz. Rakipler açısından Porsche'yi de biliyoruz. Onun da Cayenne'i var. Hatta maalesef Ferrari'nin de bir SUV geliştirdiğinin haberlerini alıyoruz. Şu anda Ghibli kullanıyoruz. Ghibli de Quattroporte'nin bir küçüğü. Özellikle Maserati'nin giriş seviyesi olarak adlandırılabilir. Dizel versiyonunu Türkiye'de çok sattığını söyleyebiliriz. Tabii bu sayede Maserati'nin çok daha
geniş bir kitleye hitap ettiğini de Avrupa'da söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'de malum vergilerden ötürü fiyatlar anormal yüksek ama Milli Piyango çıkarsa ve sedan ve konforlu bir otomobil, aynı zamanda bolca motor sesi isterseniz Ghibli, Quattroporte ve Levante ailesi sizleri bekliyor. Sardunya'da bu güzel etkinlikten sizlere veda ediyoruz. Aslında hiç burayı bırakmak da istemezdik ama bu keyfi de her keyif olduğu gibi yarıda bırakmamız gerekiyor.